şimdi bir bas hazırladım bu hafta için ve şöyle bir şey söylendi. Bu geçen hafta da bunu konuştuk diye. Bu güzel bir şey. Demek ki aynı şeyi hissediyoruz aynı konularda. Bu da aynı kaynaktan beslendiğimizi gösterir. Kaynak bir tane o da Rabbimiz Kutsal Ruh'udur. Kutsal Ruh'u aracılığıyla bizleri yönlendirir, esinlendirir. Demek ki Evet, 2000 yıldır aynı şeyi söylüyoruz. Rab İsa Mesih'tir ve Rab İsa Mesih dünyamıza geldi 2000 yıl önce ve gerçeğin yolunu gösterdi ve tekrar gelmek üzere aramızdan ayrıldı ve tekrar geldiğinde her şey başka olacak. Ama şimdi bugüne bakıyoruz, biz bugünü yaşıyoruz ve buradayız ve Kapımız açık. Değil mi? İsteyen gelebiliyor. Hamdolsun. Şu anda herhangi bir baskı altında değiliz. Yani bir özgürlüğümüz var. Ve özgür olmak üzerine konuşalım bugün biraz istiyorum. Özgürlük nedir gerçekte? Eğer buraya gelebiliyorsanız ve gelirken kimse bir şey sormuyorsa bu bir özgürlüktür. Ama özgürlük Günümüzde bambaşka şekilde anlatılıyor. Özellikle televizyon reklamlarında. Mesela şöyle bir reklamımız vardı birkaç yıl önce cips reklamı. Öğrenci diploma alacak üniversite öğrencisi. O şapkalardan var, cübbe var. Fakat elinde cips var ve diplomayı almaya cipsle çıkıyor. Ve tabii ki okul yöneticileri, rektör, dekan bunu yadırgıyorlar. Öğrenci bunu özgürlük olarak görüyor. Aslında bu bizim kültürde saygısızlıktır. Ama özgürlük olarak yansıtılıyor. Yani hiçbir kurala bağlı olmamak, hiç kimseyi önemsememek, yalnız kendini düşünmek ve başkalarının değerlerini aşağılamak, onların değer verdiği şeyleri küçümsemek bu özgürlük olarak sunuluyor. Ama özgürlük bu mu? Özgürlük üzerine İsterseniz biraz konuşalım. Tabii ki bizim adımıza en önce kim konuşacak? İsa Mesih. Yuhanna 8 31 32 çok ünlü ayetler. İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak dedi. Demek ki özgürlük gerçeği bilmekle ilişkili. Başkalarına saygısızlık etmek, e, kimseyi umursamamak değil. Gerçeği bilmek ve gerçeği izlemek, gerçeğe ait olmak, işte asıl özgürlük bu. Bunu dinleyenler tabi İsa Mesih'e isyan ettiler. Dediler ki biz İbrahim soyuyuz, biz Mısır'dan çıktık, hiç köle olmadık ki, niye bize özgür olacaksın diyorsun? Biliyor musunuz, aslında en zavallı köleler köle olduğunu bilmeyenlerdir. Kendisini özgür zanneden kölelere her istediğinizi yaptırabilirsiniz. Özgürlük gibi sunarsınız ve o yaptığı şeyi özgürlük zanneder, aslında özgür değildir. İsa Mesih oysa şunu söyledi: Gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kılacak. Gerçeği bilmedikçe özgür olamıyoruz. Gerçek nedir? Gerçek duruma göre değişir. Aslında İsa Mesih'in söylediği gerçek bir taneydi ama ben bir örnek vereyim. Mesela ben evimin anahtarını düşürdüm burada ve bu gerçeği bilmiyorum. Farkında değilim. Ancak evin kapısına gittiğim zaman bakıyorum. O anahtar yok. Ve tekrar buraya dönmek zorundayım. Anahtarımı almak için. Bu bir sıkıntı. Eğer burada anahtarımın olduğunu bilsem şu anda onu ararım ve kapıda kalmam. İşte anahtarını kaybettikten sonra bulmak. Eğer anahtar aramıyorsan o kapıya gidene kadar fark etmeyeceksin. Ve neyinin eksik olduğunu bilmeyeceksin. Bu bir örnek neyin eksik olduğunu bilmemek. Bu da çok tehlikeli bir şey. İnsan her türlü felaketi götürebilir. Ne eksik? Özgürlük gerçeği bilmektir. Gerçeği bilirsen onu arayacaksın ve bulacaksın. Mesih'in söylediği buydu. Ama çok geç kalmadan önce bunu yapman lazım. Gerçek nedir peki? Mesih'in bahsettiği gerçek neydi? Biliyorsunuz Pilatus vardı. Adı nerede geçer? İsa Mesih'i çarmıha gerdiren adam. Pilatus böyle yüksek bir yerdeydi. Aşağıda Yahudiler vardı. O Yahudileri çok önemli insanlar olarak görmüyordu. Onları küçümserdi. Çünkü kendisi Romalıydı. Asildi. Komutandı, valiydi. Emrinde yüzlerce, binlerce asker vardı. İstediği yeri yakar yıkardı. İstediği adamı idam ederdi. Bu kadar güçlü bir adam kendisine güveni tam. Ama İsa Mesih'in söylediğini duyunca şaşırdı ve dedi ki: "Gerçek nedir? Nedir o gerçek? Senin anlattığın gerçek." Onu bilmiyordu. Bilmeye de gerek duymuyordu. Çünkü o da tam anlamıyla özgür bir adam değildi. İstediği orada hapse atardı ve kimse ona orada dokunamazdı ama o özgür değildi. Çünkü içten tutsaktı. Neye düşkündü bilmiyoruz. Kutsal kitap bunu yazmıyor ama belki karısından korkuyordu. Belki bütün kadınlara karşı zaafı vardı. Belki paraya karşı. Belki daha çok ünlü olmak istiyordu. Daha önemli bir e, eyalette vali olmak istiyordu. Bütün bunlar onu aslında özgür bir adam değil, tutkuları olan ve o tutkuların peşinde koşan bir adam haline getiriyor. Ki işte bu da tutsaklıktır. Dünya değerlerine aşırı güvenmek, dünyayı çok fazla önemsemek ve gerçekte hiçbir değeri olmayan bir takım şeylerin peşinden koşmak. Bilmiyoruz Pilatus'u ama özgür bir adam olmadığını tahmin edebiliyoruz. Çünkü gerçeğe ait değildi. Gerçeğin karşısında olanlardan biriydi. Bu yüzden tam anlamıyla özgür değil. Çünkü Mesih Gerçek yoluyla bizleri günahın tutsaklığından kurtardı. Bunu biliyoruz. Çünkü günaha ait olan günahın tutsağıdır. Peki bunu nasıl kullanıyor insanlar bizleri yanıltmak için, bizleri gerçekten gerçek olandan uzak tutmak için? İşte cips örneği var. Değil mi? Kola yerseniz, içerseniz çok özgür olursunuz. Blue jean giyerseniz bu özgürlüktür. Motosiklet özgürlüktür. Ama bunların hiçbiri özgürlük değil. Aslında hepsi kandırmaca. Ve sizi asıl gerçekten koparıp sahte hayaller uğruna bütün hayatınızı, ömrünüzü, servetinizi, sağlığınızı harcatır. Ve sonunda e, o son gün geldiğinde gerçek anlamda kurtulamamış, özgür olamamış bir adam olarak her şeyi kaybetmiş olarak toprağa gireriz. Bu reklamcıların işi. Reklamcılar böyle çalışıyor. Onlar bir şeyi çok olduğundan çok başka, çok güzel göstermeye çalışırlar. Ben de reklamcılık yapmıştım. Oradan hatırlıyorum. Mesela bizde bir mal satacaksınız. Nedir reklamcılık? Bu ucuz. Böyle demelisiniz. Ama ucuz derseniz kalitesizlik çağrıştırır. O zaman hesaplı. Bu da hesaplı. Bu daha hesaplı. En hesaplısı bu. Biz de böyle çalışıyor. Mesela Almanlarda Noye yeah. çok önemli. Eğer bir şey satacaksanız Almanlara Noye yeah. olmalı. Yeni yani. Yeni. Reklamlar, Alman reklamları dinlerseniz hep Noye yeah. geçer. Noye yeah. çıktı. Noye yeah. Böyle ve o zaman bunu niye anlatıyorum? Bir şey olduğundan çok daha güzel gösterip, farklı gösterip insanın her şeyini elinden almak bunun çok güzel bir örneği var. İlk reklamcı kimdir? Dünyanın en eski mesleği başka bir şey sayılır. Ben diyorum ki dünyanın en eski mesleği reklamcılıktır. İlk reklamcı da Adem bahçesindeydi. Ve geldi. O tabii ki bu herkes nasıl reklamcılık yapıyor? Almanlar, mesela Türkler, İngilizler, Amerikalılar, Kanadalılar, Koreliler, değil mi? Ne seviyoruz? Japonlar. Herkese her şeyi satmanın bir yolu var. Peki şimdi Adem Bahçesine bakalım. Orada ne satabilirsiniz? Hiçbir şey. Çünkü orada her şey var. Bravo. Evet, her şey var. Hiçbir eksik yok. İnsanlar hasta değil. <laughs> Çünkü ölüm yok. Aç değil. Her şey var. Üşümüyorlar. Yazın sıcakta bunu almıyorlar. Her şey var. Barınakta en güzeli var. Ama orada iblis işte gayet iyi bir reklamcı olarak geldi. Ne dedi? Buna göre bir kampanya hazırladı. Reklam kampanyası. Ve tam uygun yerden yakaladı. Yanlış kampanya yanlış sonuçlanır. Mesela maç yayını varsa futbol maçı e, kozmetik makyaj reklamı koyamazsınız. Çünkü erkekler seyreder, boşuna gider. After shave olmalı, tıraş bıçağı. Değil mi? Böyle. Ve evet kardeşimin söylediği gibi Orada insanın olmadığı tek şey neydi? Insandan daha orada yüce olan bir tek şey vardı. İnsanın da olmadığı o da Tanrı'ydı. Tanrı dışında Tanrı'nın her şeyi insanda vardı. Ve eminim bu ikili Adem ve Havva Tanrı'nın suretinde yaratılmış ve Tanrı'nın kendisinde benzeterek, özenerek yarattığı varlıklardı. İkisi de eminim ki çok güzeldi. Çok sağlıklı insan oğlunun en iyi örnekleriydiler. Hiçbir eksikleri yoktu ama işte İblis geldi. E, tanrı gibi olmak ister misiniz?" dedi. İşte bu onlara verebileceği tek şeydi. Çünkü her şey vardı o zaman. Tanrı gibi olmak için bu ağacın meyvesinden yerseniz kesinlikle Tanrı gibi oluyorsunuz. Üç gün sonra kesinlikle tanrısınız. Sizleri tanrı yapabilirim ağacımız burada buyurun sırayla alabilirsiniz böyle bu şekilde geldi süper bir kampanya süper bir çalışma hazırlamış şimdiki reklamcılar bu kadar kötü değiller dağların ötesindeki bir evi köprüye 5 dakika metroya 3 dakika diye satıyorlar ama hiç kimse sizi tarzı yapalım demiyor o kadar cesaret edemiyoruz hakikaten Neyse bıraktım ben. Reklamcı değilim artık. Emekli oldum. Ve neyse o meyve sembolik meyve buydu. Yani insanın tanrı olmak istemesi ve iblisin de bununla insanı kandırması. Ve insanları tanrının yolundan kendisine yönlendirmesi. Çünkü onlar artık tanrıyı izlemeyecek. iblisi izleyeceklerdi. Sembol bu. Ve orada yaşanan şey bu oldu. Ve böylece ne oldu? Tam bir felaket. Sağlık gitti, ölüm geldi. Tanrı'nın huzurunda Adem bahçesinden kovuldular. Artık topraktan yiyecek, toprağı eşelemesi lazım. Oradan bir kök çıkaracak, yiyecek. Veya bir hayvanın peşinden koşturacak. Şimdi düşün hiç böyle bir e, deneyiminiz yoksa. Şurada doğaya çıksak, bir hayvan yakalayıp karnımızı doyurmak zorunda kalsak, eğer bu işin profesyoneli değilseniz çok zor olmalı. Hiç denemedim, denemekte de istemem. Topraktan geçineceklerdi insanlar. Dediğim gibi mekanlarını kaybettiler. Artık yazın güneşin altında pişiyorlar, kışın titriyorlar, mağaralara sığınıyorlar ki hayatta kalsınlar. Son derece kötü bir durum ve sonuçta mutlaka ölüyorlar. Çünkü iblisle işbirliği yaptılar ve Tanrı ile olan bağı kopardılar. Artık Tanrı'ya ait değil, iblisin elinde oyuncak olmuşlardı. Dil Tanrı gibi olmak her şeylerini kaybettiler. Ve en kötüsü içinde bulundukları durumdan mutlu değillerdi ya. Aslında mutlulardı ama farkında değillerdi. Tanrı gibi olmak istediler. Daha çoğunu istediler. Biraz daha, biraz daha. İşte bu insanın içindeki tatminsizliği getirdi. Şimdi bu herkeste, bütün insanlarda var. Hiç kimse olduğu yerden tam olarak memnun değil. İstediği kadar zengin olsun. Biraz daha, biraz daha. O da, o da. Peki bu olurken kaynaklar sınırlı. Ve sonucunda her şeyi eşit paylaşamıyoruz. Bu yüzden insanlar birbirinin elindekine el koymaya başladı. Güçlüler zayıfları ezdi. Zayıflar hem günahın hem başka insanların kölesi oldular. Tanrı'yı falan herkes unuttu. Yalnızca o büyük güçlü adamlar zayıfları ezdi, onları çalıştırdı, onların elindekileri aldı. Ama onlar da doymuyordu daha çok daha çok daha çok. Böyle gidiyordu. Bunun sonu tam bir felaket. Tam bir felaket. Belki bu günlere gelemezdik eğer kim olması İsa Mesih gelmesi ve bize kurtuluşun, barışın yolunu göstermesi belki insanlık bugüne kadar bile gelemezdi. O kadar her şey kötüye gidiyordu. Evet Tanrı gördü bu durumu ve yarattığı insanın iblisin elinde oyuncak olmasını bu kadar derin ve karanlık bir kötülüğün içinde kalmasını istemedi ve biricik oğlunu dünyaya gönderdi. Bunu daha önce söz vermişti. Biliyoruz ki İbrahim'e söylemişti. Senin soyun aracılığıyla insanları kutsayacağım bütün ulusları diye. İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısıyım ben demişti. İşte o Tanrı kutsal bir soy başlattı. Ve o soy meyvesini Betlehem'de verdi. Betlehem'de de o meyve verilinceye kadar Tanrı insanları bir arada tutmak, düzen içinde tutmak için bazı kurallar getirdi, yasalar getirdi. Onları çünkü diğer insanlardan ayırdı. İsrail'in seçilmişliği bu anlamdadır. Yani onları başka insanlardan ayırdı ki orada Mesih filizlensin, yetişsin. Bu amaçla İsraili seçti. Niye seçtiğini bilmiyoruz ama seçti. Ve sonuçta onları çölde yaşayan bu vahşi halkı, barbar halkı düzgün bir topluluk, nasıl diyeyim, uygar bir topluluk olarak yaşamaları için kurallar koydu. Ve kendisine yaklaşabilmeleri için de kurallar koydu. Çünkü insanlar biliyoruz ki Tanrıdan kopmuştu. Tanrı'nın huzuruna çıkamıyorlardı. Bir şartla ancak yılda bir gün, kefaret günü, kefaret günü Tanrı'nın huzuruna baş kahin çıkabilirdi. Ayete bakarsak şöyle söyleniyor. Levililer 16'dan 15. ve 16. ayetlere bakacağız. Bundan sonra halk için günah sunusu olarak tekeyi kesecek, kanını perdenin arkasına götürecek. Boğanın kanıyla yaptığı gibi tekenin kanını da bağışlanma kapağının üzerine ve önüne serpecek. Böylece en kutsal yeri İsrail halkının kirliliklerinden, isyanlarından, bütün günahlarından arındıracak. Buluşma çadırı içinde aynı şeyi yapacak. Çünkü kirli insanların arasında bulunuyor. Bu işte kirli insanlar Tanrı'dan öylesine kopuklar ki başkahin yılda ancak bir gün kefaret günü ancak bu işlemleri yaptıktan ve daha pek çok abdestler, dualar, hazırlıklar yaptıktan sonra Tanrı'nın yanına giriyordu. Ama burada bizi ilgilendiren şunlar var. Başkahin ve kurban kanı. Bunlar Tanrı'ya yaklaşabilmek için gerekliydi. İsrail halkına bunu gösterdi Tanrı. Daha sonra, daha sonra işte o kutsal soy meyvesini Betlehem'de vereceği zamana kadar bu şekilde yaşamalıydılar. Kurban kanı ve başkahinin kutsaması aracılığıyla yılda bir gün. Ve başka kutsalları vardı. Şabat günü kutlanırdı. Ve bu kefaret yılları vardı. 7 yılda bir büyük kefaret yılı olurdu. Ve 7 kere 7 yıl yani 49 yıldan sonra gelen yılda özgürlük yılı olarak tanımlanmıştı. Özgürlük yılında ne olurdu? İsterseniz bakalım. Leviler 25'e 8. 7 yılda bir kutlanan Şabat yıllarının 7 kez geçmesini bekleyin. 7 kez geçecek Şabat yıllarının toplamı 49 yıldır. Sonra 7. ayın 10. günü, yani günahları bağışlatma günü bütün ülkede yüksek sesle boru çalınacak. 50. yılı kutsal sayacak, bütün ülke halkı için özgürlük ilan edeceksiniz. O sizin için özgürlük yılı olacak. Herkes kendi toprağına, ailesine dönecek. 50. yıl sizin için özgürlük yılı olacak. O yıl ekmeyecek, ürünün ardından süreni biçmeyecek. Budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksınız. Çünkü o yıl özgürlük yılıdır, sizin için kutsaldır. Yalnız tarlalarda kendiliğinden yetişeni yiyebilirsiniz. Özgürlük yılında herkes kendi toprağına dönecek. Burada Rab bize büyük kurtuluşun küçük bir örneğini veriyor. O yıl kimse çalışmayacak. O yıl tarlalar ekilmeyecek, var olanla yetineceksiniz ve borçlar karşılıklı silinecek. Daha önce toprağından vazgeçmiş olanlar, toprağını terk etmiş olanlar, başkalarına vermiş olanlar toprağına geri dönecek. Burada bir şey belirtmek isterim. Ee, dünya toprak Tanrı'ya aittir. İsrail yalnızca üzerinde kullanıcı olarak bulunabilirdi. Bu kullanıcı hakkını satarlardı. Ve o bu özgürlük yılı geldiğinde kullanılma hakkını geri alırlardı. Yani e, tam olarak bizim anladığımız şekilde tapu devrederek satılmıyor. Yani insanların birbirlerini bağışlamaları, Tanrı'nın da insanı bağışlamalarını, yükümlülükleri, borçları bir şekilde gelecek özgürlük yılı ile ortadan temizledi. Bu işte bize Tanrı'nın büyük kurtuluşunun geleceği günün küçük bir minyatür bir örneği gibiydi. Bir gün gelecek ve o gün borçlar temizlenecek. İşte Rab İsa Mesih aslında bu büyük kurtuluşun yani büyük jübilenin olacağı zamanı haber vermek ve o borçların hepsinin kefaretini ödemek üzere de oğlu Mesih İsa'yı gönderdi aramıza. O baş ve aynı zamanda kurbandı. Kimse onu kurban edemezdi. O baş kahin olarak kendini kurban etti. Ve gelecek bütün insan nesilleri içinde kefaret oldu. Öyle ki ona iman eden hiç kimse mahvolmasın. Tamamen Tanrı'nın adına hüküm sürsün. Bütün özgürlüğü Tanrı'dan gelsin diye. Çünkü günahın tutsağı idik hepimiz. Günahın tutsağı olan özgür değildir. Günah peşinde koşarak kendisine bazı şeyleri hedef edinerek bunu da yapayım, onu da yapayım, şunu da alayım derken bir ömrü harcar. Mesih bunu yapmayın dedi. Mesih şunu söyledi, göğün kuşlarına bakın. Veya yerdeki ota bakın. Bunlar ne kadar güzel. Bunlar Tanrı'nın yarattığı şeyler. Sizi de Tanrı yarattı. Tanrı sizden sorumludur. Siz Tanrı'nın evlatlarısınız. Hangi baba evladına taş verir ekmek istediği zaman dedi. Dönün Tanrı'ya. Tanrı sizin için son derece güzel bir bahçe hazırlamıştı. O bahçe yeniden hazır. Yeter ki beni takip edin. Ben sizi özgür kılacağım, rahat ettireceğim dedi. Ve evet sahip olduğumuz özgürlük yani bir kere Mesih'te özgürlüğe kavuşan bir daha günah işlemez. Çünkü bu özgürlük Mesih'in getirdiği bu özgürlük günahın tutsaklığını tamamen ortadan kaldırır ve insan tamamıyla özgür olur. Artık günahtan da özgürdür. Çünkü Mesih çarmıha gerilerek köleliği çarmıhın üzerinde öldürdü. öldürdü ölüme bıraktı. Kölelik orada kaldı. Ve yasa, yasa kalktı mı? Yasa kalkmaz. Tanrı'nın yasası ortadan kalkmaz. Ama bu yasaya göre yaşamak isteyenler varsa, bazı Yahudi kardeşlerimiz gibi Tanrı'nın yasası son derece kapsamlıdır, son derece ayrıntılıdır, standartları çok yüksektir. Bu yasaya göre yaşamak ve Tanrı'nın istediği mükemmelliğe erişmek bana göre imkansızdır. Çünkü hiçbir insan kendi iradesiyle Tanrı'nın istediği standarda gelemez. Ancak minimum da bazı şeyleri yaşayabilir. İşte Tanrı bu yasayla İsrail'i dağılmaktan, tümüyle sapıtmaktan korudu. Ve bugün için lütuf yoluyla yani Mesih İsa'nın kanı yoluyla aklanmayı getirdi. Lütuf tamamen verilen bir şey. Yasayla bunu yapamazsınız. Yasa yoluyla kurtulamazsınız. Ben sizi lütfederek kurtarıyorum. Siz hiç hak etmediğiniz halde dedi bize. Ben sizi kurtarıyorum. Şimdi insanın neye ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekir dedik. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz demişti Mesih. Çünkü yersen gene acıkacaksın, içersen gene susayacaksın. Ama benim vereceğim ekmekle yaşayan ebedi yaşama kavuşur dedi. O zaman neye ihtiyacımız olduğunu bileceğiz. Mesela anahtarımı burada kaybetmişsem burada aramalıyım. Yoksa eve gittiğimde kapının önünde kalırım. Ama kalmıştık biz aslında kapının önünde. Mesih bize kapıyı açandır. Biz kendimiz bir şey yapmadık. Mesih bize kapıyı açacak. Ve o hatırlayın, e, Kefaret Günü geldiğinde boru çalınacaktı ve her şey borçlar sıfırlanacaktı. Hatırlayın tekrar bir boru çalınacak toptan bütün dünya için ve yenilenmiş Tanrı'nın düzeni dünyamıza geri gelecek. Bu kesin. Bunu kutsal yazılar açıkça yazıyorlar. Bu dünya hayatı sonsuz değil, bir noktada kesilecek ve Tanrı düdüğü çalacak, maç bitecek. Maç bittiği anda neredeyiz? Artık skor değişmez, skor tabelası orada duruyor. Mesih'te miyiz, değil miyiz? Onu yaptım, bunu yaptım, oraya gittim, kurban kestim, falan değil. Mesih'te de misin, değil misin? Kazandın mı, kaybettin mi? O anda ortaya çıkacak. Ve Mesih'in karanlıktan kurtardığı, mutlak ölümden kurtardığı, kurtlardan kurtardığı temiz kuzular Mesih'in peşinden tekrar kaybettikleri eski ama yenilenmiş yaşantıya geri dönecekler. Bizim imanımız budur. Ve haftaya işte bu büyük müjdeyi getiren, bu büyük haberi veren İsa Mesih'in doğumunu kutlayacağız. Şunu hatırlatmak isterim, özellikle yeni kardeşlere İsa Mesih'in gerçekte hangi gün doğduğu belli değildir. Kutsal Kitap bunu yazmaz. 24 Aralık gecesi kutlanması bir gelenektir. Ve çok önemli değildir. İsa Mesih dünyaya geldi. Önemli olan budur. Ve asıl önemli olan İsa Mesih'in ölüp ölümü yenip dirilmesidir. Dış dünyada en büyük Hristiyanların imanların en büyük bayramı Noel, Christmas gibi anlaşılır. Aslında bu çocuklar için güzel ve büyükler için de güzel, eğlenceli bir bayram. Ama asıl büyük olan ölümün yenilmesidir. O günde bellidir. Onu da her yıl kutlarız. Yine birlikte kutlayacağız umarım. O zaman sizlere kardeşler bu doğuma, mutlu doğuma yalnızca bir hafta kala bu son haftanın da en iyi şekilde geçmesini tamamen Rab'de geçmesini ve tövbeyle geçmesini diliyorum. Aynı şekilde ben de Rabbin huzurunda günahlarımızı itiraf edeceğiz. Rabbin sağladığı aklanmaya layık olduğumuzu göstermeye çalışacağız. Diğer insanlara sevgiyle ve anlayışla yaklaşacağız. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çünkü Mesih bizi sevdi. Önce o bizi sevdi. Ondan bize kalan en güçlü şeydir sevgi. Diğer insanları sevelim. Onları buraya davet edelim. Eğer gelmek istiyorlarsa. Bizler nasıl insanlarız? Ne yapıyoruz burada? Keçi mi kurban ediyoruz? Kedi mi kesiyoruz? Öyle ya. Bizi görsünler, tanısınlar. Evet. Bu yüzden hepinizin e, kutsal pazar günü ve Rabbin her günü kutsaldır. Kutluyorum. Ve kardeşler, tekrar görüşünceye dek sizlere sağlık, mutluluk, huzur, barış, esenlik ve bereket diliyorum. Amin. Amin. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Evet şimdi... Bir şey söyleyecek misin? Burada ben mi bitireyim? Var mı? Evet yani e, toplantımız... Burada sona ermektedir. Evet çayımız kahvemiz Yahya Bey... E, sorumludur bu işlerden. Bir şey eksik görürseniz Yahya Bey'e müracaat edin. Ve kalmanızı istiyorum. Çünkü evet. Var. Evet. Devam Şu önemli birbirimizi tanıyalım. Rab'deki gerçek kardeşler bir aile olarak. Herkes birbirini tanısın, konuşsun. İnsanları tek başlarına bırakmayın kenarda köşede. Herkesle konuşmaya, selamlaşmaya çalışın. Çünkü biz bir aileyiz. Rabbin ailesiyiz ve kardeşler birbirini tanır, tanımalı, birbirinin durumunu bilmelidir. Tekrar teşekkürler kardeşler.